Başkan, sokak köpekleri kontrolsüz birçok yerlerde, ormanda olsun, şehir içinde oluyor. Bunlar zaman zaman birbirine saldırıyor, insanlara saldırıyor. Bunun tedbiri nedir, önlemleri nedir, bir anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim size, bizim ülke için en önemlisi kısırlaştırma. Tabii bunu da belediyeler yapacaklar. Bazı belediyeler maalesef kaçınıyor böyle bir altyapı olmadığını iddia ederek. Fakat bu o bölgedeki sokak hayvanların olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlar hem kendilerine saldırıyorlar. Yani köpekler sorumluluk alanına girdiği zaman başka bir köpek ona saldırıyor. Hem de doğadaki diğer canlılara da zarar verebiliyorlar. Yani yaban hayata zarar oluyor mu? Yani uçanlardan çok illaki vardır ama beslemek amacıyla ama ne boyutta olduğu elimizde net veriler yok. Onu da araştırmak gerekiyor. Şu anda Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslandırdığınız zaman sokak hayvanları konusunda Avrupa'da yok. Olmamasının nedeni oradaki yasal prosedür. O yasal prosedür bize uymuyor. Orada şöyle, sokak hayvanını topluyor, bir ay barınakta bakıyor, bir ay içerisinde diyor ki vatandaşa, bunu sahiplenin, eğer sahiplenmezseniz ötenazi yapacağım. Dolayısıyla Avrupa'da sokakta siz sokak hayvanı göremezsiniz, çoğu ötenazi edilmiştir. Fakat bizim dinimiz buna izin vermiyor. Çünkü diyor ki dinimiz, siz karıncayı incitemezsiniz. Bu sokak hayvanlarını radikal olarak en aza indirmenin tek çözümü kısırlaştırmaktır. Ve bunun için de belediyeler taşın altına ellerini mutlaka koyacaklar, kaçınmayacaklar. Çünkü yaptıkları sürece hem ortamdaki, çevredeki yaşam standartı ve kalitesini yükseltecekler. Bu sokak hayvanlar için de öyledir. Oradaki yaşayan insanlar için de öyledir. İnsanlar endişe ederler yani sürü olarak gezdikleri zaman sokak hayvanları. Bir şey yapacaklarından şey yok benim yani bir endişem yok ama yine de herkesin aynı duygusal şeyde sahip değiller. Yani ben sonuçta bir veteriner hekimim ama vatandaş benim kadar içli dışlı olmadığı için korkmaya gayet doğaldır. Ve mutlaka kısırlaştırılacak. Gerekirse önemli, biz Sakarya Veteriner Hekimler Odası'nda protokol imzalarız belediyelerle, gelsinler, oturup konuşalım. Biz onlara gerekli desteği verelim. Yani biz her zaman yanlarındayız. Yani onlar da gerekli adımlar atsınlar. Gerçi belediyelerin barınakları var ama yani bu kısırlaştırmak için imkanları var mı bilmiyorum. Bunun için de ödenek ayrılıyor. Yani ödenek veriyor devlet bu sokak hayvanlarına bakılabilmesi için. Sizin bu öneriniz de önemli çünkü eğer kısırlaştırma olmasa sokak hayvanları artıyor, sürekli artıyor. İşte zaman zaman görüyoruz insanlara yönelik saldırılar oluyor, zarar veriliyor. Böyle bir durum var. Tabii şimdi kaynak olarak belediyenin kendi öz kaynakları olduğu gibi devletten de destek alabiliyor. Orman Bakanlığı'ndan da destek alıyor. Ve yani o konuda devlet sürekli destek halindedir. Ve yani çok astronomik şeyler yok. Önemli olan hayvanları bir yerden bir yere taşımamak. Yani ilçeden ilçeye taşımamak. Diyelim ki Bilecik'tekiler Pamukko'ya aktarmasınlar. Ya da İşte Düzce'dekiler Hendek'e aktarmasınlar. Yani böyle olanlar da var. Ve bu konuda da sıkı bir denetim getirirse devlet tarafından bence kısa sürede bu işte çözülür. Çünkü biz sokak hayvanı ortalama ömrü 3 senedir. Yani çok uzun değildir. Ve bu şeyi büyütmemek gerekiyor. Sorunu. Yeter ki herkes gerçekçi yaklaşsın soruna.
çözümü belli var. Belli yani, hiçbir şey değil, hani büyütecek bir şey değil. Yeter ki insanlar iyi niyetli olsun. Bir de şunu soracağım. Sık sık hayvanseverler söylüyor. Zaman zaman parçalanmış köpekler orman kıyılarında falan görüyoruz. Köpek aç kaldığı zaman birbirlerinin etini yer mi? Ben şu ana kadar bir şey rastlamadım. Ama birbirlerine saldırırlar, gayet doğaldır. Çünkü köpeklerin kendi sorumluluk alanları vardır. O sorumluluk alanına başka bir köpek girdiği zaman ona saldırır. Yani barındırdıkları alanı başka yabancı köpekler paylaşmaz. Paylaşmak istemez. Sonuna kadar savaşır.